Merhaba sevgili aslan ve yükselen aslanlar. Tutulmalarla geçen, çok yoğun etkiler getiren gümbür gümbür yaşadığımız Temmuz ve Ağustos aylarından sonra geldik biraz daha yumuşak enerjileri, dingin enerjileri barındıran Eylül ayına. Şimdi bu ay 9 Eylül tarihinde Satürn'ün ileri hareketini karşılamasıyla başlayacağız sevgili. Aslanlar Nisan ayından beri geri harekette olan Satürn gezegeni artık durak pozisyonunda tamamlayıp ileri harekete geçmeye başlayacak. Gene aynı gün 9 Eylül tarihinde 17 derece Başak Burcu'nda bir yeni ay karşılayacağız. Ve son olarak da 25 Eylül tarihinde 1 derece Koç Burcu'nda bir dolunayı karşılayacağız. Şimdi gelin bu gökyüzü görünümlerinden alacağınız etkilere bir göz atalım. Evet, 9 Eylül tarihinde Satürn artık ileri hareketine başlayacak demiştik sevgili aslanlar. Nisan ayından beri Satürn geri hareketteydi. Satürn gezegeni hayatın için aslında kötücül gezegen diye tabir edilmekle beraber bize sistemli olmayı, mantıklı olmayı, disiplinli olmayı, ayaklarımızı yorganımıza göre uzatmamızı isteyen bir gezegen. Eğer ki bu şekilde hareket etmeyen bir bireyseniz, birazcık hayatın içinde riskli hareketlerde bulunuyorsanız, ilişkilerde olsun, sorumluluklarınızda olsun, çok fazla yükümlülük almaktan kaçınıyorsanız, hayatı sırtlamaktan ziyade birazcık daha eğlenceli tarafları daha yoğun bir şekilde deneyimlemekten hoşlanıyorsanız, evet Satürn size zorlayıcı olaylar hayatınıza getirebiliyor. Ama yok, görevlerinizin bilincinde olan bir bireyseniz, bugünden yarını planlıyorsanız, mantıklı bir hayat sürdürüyorsanız, aynı zamanda da ödül ceza mekanizması getiren bir gezegen. Ama günün sonunda karma gezegen. Evet, bizim hayatta bir üst çıtaya çıkmamız için, olgunlaşabilmemiz için, adeta ruhumuzun olgunlaşması için hayatta karşımıza karmik, zorlayıcı bir takım olayları ve kişileri çıkartıyor ve retro dönemlerinde bunların çok daha yoğun olduğunu görüyoruz sevgili aslanlar. İşte Nisan ayından beri zaten böyle bir dönemi yaşıyor idik. Oğlak Burcu'nda geri hareketteydi. Şimdi 9 Eylül tarihine itibaren ileri harekete geçmeye başlayacak. Burası sizin sorumluluklarınızla gündelik hayatınızla ilgili alan. Sevgili aslanlar, eğer ki çalışan bir aslansanız son 4-5 aydır gelen projelerde, tekliflerde azalmalar olduğunu, adeta bir bereketsizlik, bir tıkanıklık olduğunu görüyor olabilirsiniz. Birazcık birlikte çalıştığınız insanlarla olan ilişkilerinizde uzaklaşmalar meydana gelmiş olabilir. Normalde işte diyelim ki kendiniz bireysel çalışan bir aslansanız haftada bir proje teklifi alıyorken belki Nisan ayından beri bunların çok daha fazla azaldığını görmüş olabilirsiniz. Artık 9 Eylül tarihinden itibaren bunlar çok daha fazla azalacak ve enerjilerin olumluya döndüğünü, çalışma hayatınızla ilgili sizi çok daha fazla başarıya ulaştırabilecek bir takım projelerin gündeme geldiğini görebileceksiniz. Gene aynı gün 9 Eylül tarihinde Başak Burcu'nda bir yeni ayı karşılayacağız sevgili aslanlar. Birazcık zorlayıcı, kafa karışıklığı getirebilen, olayları değerlendirmekte zorlanabileceğimiz, belki biraz insanlara güven duymakta zorlanabileceğimiz bir yeni ay olacak bu. Çünkü çok yakın bir açıyla yeni aya Neptün'ün bir karşıt açı gönderdiğini göreceğiz sevgili aslanlar. Şimdi biraz Başak enerjisinden bahsetmek istiyorum size. 9 Eylül tarihinde artı eksi 3-5 günlük süreçte hepimiz, tüm burçlar Başak enerjisini çok yoğun bir şekilde hissedeceğiz. Yani sorumluluklar, günlük rutin sorumluluklarımız, görev bilincimiz, çalışma hayatımız, her gün yapmakla sorumlu, yükümlü olduğumuz işler birazcık daha fazla diğer zamanlara göre ön plana çıkacak. Ve bunlarla alakalı daha yüksek enerjiler hissedeceğiz. Yeni aylarda hayatın içinde bu konularda yeni bir takım başlangıçları, olayları hayatımıza getirecek. Gökyüzü olaylarını bize müjdeliyor. Şimdi bu dönemde siz yeni ayı çalışma hayatınıza bağlantılı gelebilecek parasal kaynaklar alanından alacaksınız sevgili aslanlar. Evet, bir konuda bir para girişine işaret ediyor bu yeni ay size. Fakat Neptün enerjisiyle beraber kafa karışıklığını da beraberinde getireceğini lütfen unutmayın. Belki risk almanız gereken, imza atacağınız imza ile birlikte belki bir riske girmeniz gereken, borçlanmanızı gerektiren bir
proje olacak bu. Evet, günün sonunda bir kazanç hedefleyerek gireceksiniz bu projeye ama belki öncesinde bir takım maddi konuların sizden çıkması gerekecek. Daha sonra kazanç gelecek ve siz burada bir terazi yapmak durumunda kalacaksınız. Acaba riskli sonuçlar alabilir miyim, alamaz mıyım diye. Yeni ay zamanı 9 Eylül civarı gelecek, iş hayatınızla alakalı olsun veya olmasın, her türlü maddi olayda ve katkıda lütfen aksiyona dönmeden önce bir 3 gün bekleyin. Hem yeni aylarda harekete geçmek için beklenmesi faydalı oluyor, sağlıklı sonuçlar almak adına. Hem de double etkiyle beraber Neptün enerjisinde bu yeni aydan uzaklaşmış olduğunu göreceğiz. 3 gün bekleyelim. Birazcık maddi konularda çok daha makul adımlar atmanız gereken bir yeni ayı karşılayacaksınız. Evet, geldik ayın son önemli görünümüne. 25 Eylül tarihinde Koç burcunda bir dolunay gerçekleşecek sevgili aslanlar. Bu dolunaya Şiron'un çok yakın bir açıyla kavuşum yaptığını göreceğiz. Aynı zamanda Oğlak burcundaki Satürn'ün sizin çalışma hayatınızdan gerilimli bir açı gönderdiğini göreceğiz ve Merkür iletişim gezegeni Merkür'ün de imzalarınızı, kararlarınızı anlatan alandan bu dolunaya bir karşıt açı gönderdiğini göreceğiz. Evet sevgili aslanlar, şimdi bu ay gerçekten parasal konularınızın, çalışma hayatınızın hareketlendiği bir aya giriş yapıyorsunuz. İletişiminiz oldukça hızlanıyor. Bu dolunaylar biliyorsunuz birazcık gergin enerjiler, hayatın içinde artık bir şeyleri geride bırakmakla, vedalaşmakla alakalı. Çalışan bir aslan olduğunuzu varsayarak başlayalım bu dolunaydan alacağınız etkilere. Evet, eğer ki yurt dışı bağlantılı işlerde çalışan, basın, yayın, turizm, dış ticaret, yabancı dille alakalı her türlü iş, öğretmenlik, akademisyenlik gibi işlerde çalışan veya manevi konularla ilgilenen bir aslansanız, bu konuda bir projede artık sona geldiğinizi, hatta karşı aksdan gelen Merkür'le birlikte bir imzanın da kararında artık sonuçlandığını görebilirsiniz. Dolunay'a yakın etki gönderen Satürn de çalışma hayatında gerçekten makul ve mantıklı hareket etmeniz gerektiğini söylüyor. Bu noktada Dolunay zamanı gelecek projelerde uzun süre devam edeceğiniz, gerçekten bugünden yarına değişecek değil de bir dönem, bir dönem, iki dönem sizinle beraber hareket edecek projelerle karşılaşacağınız bir dolunay olacağını söyleyebilirim. Gelelim çalışmayan aslanlara. Çalışmayan bir aslansanız eğer, burası aynı zamanda sizin eşle olan iletişim alanınız, yakın, çok yakın dostlarınızla olan diyaloglarınızı yönettiğiniz alan. Bu dolunay zamanı bu kişilerle olan iletişiminizde de birazcık Koç vurgusuyla beraber, dolunay etkisiyle beraber belki birazcık ufak ufak kalp kırmalar, biraz sivrileşmeler, agresyon, münakaşalar artabilir. Dolunay etkisi olduğunu unutmayın. Dolunayları ve gerilimli açıyla gelen yeni ayları yönetmek çok daha kolay oluyor bizler için. Çünkü her ay karşıladığımız için bu gökyüzü görünümlerini çok daha vakıfız ve içsel anlamda altından kalkabileceğimiz problemler oluyor. Birazcık temkinli olmak, sağduyulu olmak, bize sert davrananı birazcık alttan alarak idare ettiğiniz takdirde süreci çok daha kolay yönetebileceğinizi söyleyebilirim. Evet aslanlar, geldik Eylül videomuzun sonuna. Hepinize çok güzel bir ay diliyoruz.